Aynen, yazıp yazıp çiziyor sana. Kim dedi biz melemen yemiyoruz diye? Çay. Ben sabah neredeydim hadi bilin. Biz bir buçuk, iki saat, bir buçuk, iki saate yakın kedi aradık. Nazlı'yı. Nazlı kedi işte. Nazlı. Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sabah Aysma'yı şeye götürdüm. Camiye. Baban aradı. Kızı bırakınca hemen durağa gel. Elime bir bez verseniz giyin elimizi. Gitti. Dedi ki şey dedi, kedi arayacaksınız dedi. Yani kedileri kaybolmuş dedi. Dur, kedi arayacaksınız demedi. Kedileri kaybolmuş dedi. Onunla oraya gideceksiniz dedi. Veterinere götürmüşler. Veterinerin de canı açıkmış. Kedi hamileymiş. Ultrasyonundan bakarken karnını tıraş etmişler. Tıraş edince kedi kov. Cam da açık, camdan fırla. Sahibi nasıl ağlıyor? Elimle getirdim de burada kaybettim de. Nazlı, Nazlı. Zorunlu da çağırıyoruz. Nazlı, Nazlı. Sonra Nazlı'yı bulduk. Evet. İki saatin sonunda. Ama nasıl sıcak, beynim kaynadı var ya. Ölüyordum sıcaktan. Nefesim kesilmeye başladı artık. Veterinerin bahçesinde bütün mahalleyi aradık ama arabayla dolaştık. Kış mahallesinin yürüyerek dolaştık. Sokakları. Nasıl var ya. Bir de sıcak. Piştik. Dedim ki artık benim hani nefesim kesiliyor. Ben çok daralıyorum dedim. Onların var ya yüzlerinde çok sıcak. Ondan sonra şey dediler. Veterinere girdik. Şey dedi. Kliniğe girelim de dedik. Biraz kliniğe. Çok sıcak. Tatlıydı. Orada biraz su içtik. Dışarı çıktık ki kedi var. Kedi bahçede. Veterinerin bahçesinde. Öğlen ezanı oldu. Yeni geldim eve. Daha kahvaltı yaptık. Aleyna melemen yapmış sağ olsun. Çayımızı demlemiş. Soframız hazır. Aysma patlatma yumurta istedi. Aysma'ya patlatma yumurta yapıyor. Biraz da karabiber isteyeceğim. Kediyi bulduk. Kedi bizden kaçtı mı? Tekrar yakalayamadık mı? O şey kutusuna koymaya çalışıyoruz. Yaklaşmıyor mu? Bana dediler ki sen istersen git, çok yoruldun çünkü öldük. Az önce aradı, seni almaya gelmeden önce. Hala arıyoruz dedi. Sabah 9'dan beri. Geri kaçtı. Sabah 9'dan beri. Onlar hele ben öldüm diyorum, onlar tüm perişan oldular. Aysma yumurtan hazır. Vallahi çok fena bir gündü. Gün çok fena bir güne giriş yaptık. Aysma bol karabiberli sever bu arada. Onun için sıkıntı yok. Karabiberi bol atıyorum. Civcivim. Geldin mi? Geldim. Yumurtan hazır da bana bir bez versene bunu almak için. Ver onu ver. Altı koydun mu? Sayfamı geçtim de bir de şöyle güzel bir gün olsun. Evet. Ha bunu ver mi? Atacağım. Geçtin mi ödevine? Adamsın ya. Geçtin mi? Bir sonraki sayfaya mı geçtin? Sabah çalıştığınıza mı geçtin? Onu da mı geçtin? Onu geçmiş olamazsın. Aysin orada zaten. Aldım geçemedim. Vuruyor mu? Unuttum. Şimdi o sabahki çalıştığınıza mı geçtin? Aha. 19. Yok. 10 değil. 12 miydi? 13 müydü anneciğim? Hadi kalk. Balkonu kapatacağım birazdan. Kahvaltımızı yaptık. Şurada bir hayalet var. Bir cisim var şurada. Balkon kapanıyor. Hadi. Çifte kavrulmuş oldun. Hadi. Cehennem ateşi gibi şurada bekliyorsun. Gece yine yağmur yağmış ya. Bakar mısınız? Bendeki kaderi. Hadi. Geç içeriye yavrum. Çok sıcak, geç. Deli gibi sıcak da burada oturuyor ya. Eğlenceli de çok sıcak Aysma. Akşam üzeri çıkarsın tekrar, gel. Deli misin, nesin ya? Zaten ödev çalışacağız biraz, gel. Temizliği bitireyim de. Gel. Camları kapattım şimdi. Salıncak da kapalı. Şimdi şunun da üstünü kapatacağız. Bunları şöyle topluyorum bir arada. Bunun üstünü kapatacağız. Şimdi kızların biri evi süpürecek. Ben yerleri sileceğim. Biri mutfağı toplayıp toz alacak.
Böyle iş paylaşımı yaptık. Aslında şu demirleri silsem de neyse artık akşam süsleyeyim. Şimdi çok sıcak. Camları kapatıyorum ki dışarının sıcağı eve dolmasın. Ve besmele çekip kalktık. Hadi bismillah dedik. Hadi. Hadi dedik iman kuvvetiyle şu evi bir temizleyelim. Aleyna hemen süpürme işine üstlendi. Ben şimdi gidip bir temizlik suyu yapacağım. Aleyna'cığım buraları süpürürken de Aydanur mutfağı topluyor. Ay burayı kapatmadım. Şurayı kapatacağım. Ben de güzelce bir evleri sileceğim. Aydanur da mutfağı hallediyor. Aysima da toz alacak. Böyle bir iş paylaşımı yaptık. Sen süpürge işini yaparken ben banyoları cifleyeyim, tuvaletleri. Cifleme işini halledeyim, aradan çıkarayım. Sonra da yerleri silerim. Bak ya, kipir kipir iş yapıyor bu, bak. Bak nasıl bastıra bastıra siliyor, görüyor musunuz? Bezi de hiç topaklamıyor artık. Artık prof oldu bu işlerde. Toz alma dediğiniz zaman akıllara ilk gelen isim Aysma Bulem Çay. Aleyna süpürme işini bitirdi. Aydanur da mutfak işini bitirdi. Şimdi Aysma toz işini bitiriyor. Ben de tuvaletleri, lavaboları yıkadım. Bir yerleri silme kaldı ama çok sıcak. Nefes alınmıyor. Televizyonu güzel silmedin çiçeğim. Her yerini silmedin. Öyle baştan salma silme mi olurmuş ya? Güzel güzel he? Öyle bastıra bastıra bütün parmak izleri gitsin. Yok o kadar değil. Güzel izler çıkıncaya kadar. Bak ya bak bak. Temizlikte prof oldu ya bak. Temizlik dedin miydi akıllara ilk gelen isim Aysima. He? Şimdi sehpanın üstünde güzelce. Hı. Şöyle tertemiz bir sil bakayım da nasıl ışıldıyor görelim. Bak her şeyi güzelce kaldırıyor önce. Görüyorsunuz değil mi? Önce ortamı hazırlıyor. Güzelce. Keşke tek tek alsan. Onun bir tanesi kırılırsa benim de kalbim kırılır. Bak bak arkaları falan. Nasıl temizliyor? Nasıl Allah'ım? Bu nasıl beceri? Bu nasıl yetenek? Bu nasıl beceri? Mis, mis. Adamsın. Ustasın bu işlerde. Tek tek al çiçeğim. Tek tek yapma böyle şeyler. Annenin kalbini titretme. Yapma böyle şeyler diyorum. Şimdi şu aradaki aynayı da silelim. Toz alma işi de bitsin. Burayı hep aydın mı batırıyor? Hep Aydanur'un işleri onlar zaten. Ne? Bak bu tarafta biraz parmak izi var. Bana doğru gelsene. Bak parmak izi var orada. Üstte hem orada. Bak aynen. Hani eşyalarını doğru gel ya. Hep Aydanur zaten ya. Hadi tekrar yerleştir şimdi. Diğer ekip de çamaşır katlıyor. Aferin sana Aysima. Aferin.
Yalnız bunlar da aynı değilmiş ya. Bunlar iki taraflı aynı olmuyor mu? Bazıları öyle, bu böyleymiş. Bilmiyorum, ben de öyle düşünüyordum. Ne ara bu levele geldik diyorsunuz değil mi? Ne ara gittik züccaciye gezdik de. Daha bir öncesinde halam geldi. Kahve bile içti. Kahve saati yaptı. Yalnız var ya, halam çok hoş sohbettir. Yani vaktin nasıl geçtiğini anlamazsınız. Nasıl zaman geçirdiğini anlamazsınız. Öyle oldu. Öyle de oldu yani. Aleyna, bu neresi ayağı? Değil mi? Evet. Dur, şunu Aydanur korunmuş. Takılarını da üstüne takmış. O sırada arkadaşına gitmiş. Ne ara bunları yaptın ya? Ne biçim bir kızsın sen? Heh, şimdi oldu. Seninkini ben kurayım Aleyna. Kur hadi. Ne olur. Temizliğimizi bitirdik. Ben gittim yerime yattım. Yatağıma güzelce uzandım. Hatta bir de alarm kurdum. Uyuyakalırsam alarm beni uyandırsın diye. Kızlar şöyle iki tane ayna aldılar. Kendini görüyor musun? Görme diye. Çünkü Aleyna ev moduna geçti. Kızlar böyle iki ayna aldılar. Halam geldi. Telefon açtı. Yoğurtmayan var mı diye. Dedim dışarı çıkmayacaksan, hani çıkmayın istiyorsan ben kızlarla yollayayım. Yok, çıkasın varsa gel kahve içelim dedim. Çıkarım, hep evdeyim dedi. Onu ben yapacağım sonra. Tamam hadi bırak o zaman. Çıkarım dedi. İyi, o zaman dedim hadi gel de kahve içelim. Hemen kalktım. Güzel kahve içtik. Bayağı sohbet ettik. Halam gitti, bunlar başladılar yine canımız sıkıldı demeye. Hadi dedim gidelim Uygun AVM'yi gezelim. Kızlarla çıktık bir Uygun AVM turuna. Böyle masa aynaları aldılar kendilerine. Çok da hoşmuş ya bakın. Hoşuma da gitti, güzelmiş yani. Bir de kendime mi alsaydım ben? Durağa koyardım. Niye gülüyorsun ya? Durakta var zaten ayna. Onlar bunu aldılar. Ben de bu tencere takımına... Var mı orada fotoğrafı? Var. Uzun zamandır her Uygun AVM'ye gittiğimde öyle bakıyorum, iç geçiriyorum. Biliyorsun ben damal seriye bayılıyorum. Bu benim zaten bildiğiniz bir şey. İşte diyorum ya boş ver, pahalı, ne yapacağım? Geliyorum. Sonra tekrar gidiyorum. Keşke alsam mı, almasam mı, alsam mı? Bir çılgınlık yaptım, aldım. Aldım valla. İyi de yaptım. Çok da güzel yaptım. Pişman da değilim. Heh, oh da iyi. İyi de ettim. Çok da güzel ettim damalı. Açıyorum. Çok seviyorum. Kendimi bir ödüllendireyim istedim ya. Ne yani, benim olmasın mıydı? Ben böyle deyince kızlar çok duruyor. Olma, ondan da olmasın. Yok, olsun. Gerçekten pişman da değilim. Bir açıyorum. Oradakini ben, orada şeyde teşhirde var ya. Onu bir inceledim, bir inceledim. Çiziği var mı? Bir şey var mı? İnceledim. Sonra çağırdım çalışanlar. Dedim ki yardımcı olur musunuz? Tencere takımını alacağım. Dedi ki paketli vereceğiz. Vallahi dedim içinde sıkıntı çıkarsa geri getiririm. Çiziği falan olursa ben bunu incelemiştim dedim. Sıkıntı çıkarsa getir geri dedi. Şimdi ben açıp da inceleyelim bakalım yerinde bir şey var mı? İnşallah da yok ya. Öyle sıkıntı çıkmasın lütfen. Rica ediyorum. Bayağı sağlam paketlermiş ama. Baksana tek tek özenle. Onca para verdim. Bırak da sağlam paketlisinler. Yırtmayın ne olur ne olmaz. Sıkıntı çıkarsa geliyorsun. Görüyor musun? Bu daha parlak çıktı. Dur, şurada bir şey var. Çizik değil. Oo, şahane. Çizik değil. Minnoşluğum. Bu ne biliyor musunuz? Şimdi kızlar diyorlar ki oradaki teşhirdekine bakıyoruz. Anne ne yapacaksın? Çok küçücük diyorlar. Babana çorba pişireceğim diyor. Bazen Ayhan gece geldiği zaman aç oluyor. Bir çorba pişir de içeyim diyor. Babana çorba pişireceğim tek kişilik. Ya dedim ne demek, ne yapacağım? Malzemesi lazım. Bir de ben zaten genelde yemekleri grand tencerede pişiriyorum biliyorsunuz. Hani kalan yemeği küçük tencereye alıyorum. Buna kalan yemeği koymak için de güzel yıkanacak. İçleri hep tozlu. Ama çok tatlı ablalar ya. Bir de şey çaydanlığıma da takım ya. Onun da biraz fazla hoşuma gidiyor. Dur. İki. Şunu da çalalım. Burada azıcık yırtılmış poşet. He, kesmişim ben bunu. Şöyle çıkarayım ya. Yani. Bunda da çizik yoksa bir yıkar bakarım bunların.
En korktuğum şey zaten çizik falan çıkmasıydı. Hakan, iyi de yaptım, oh da ettim, oh olsun, çok da güzel oldu. Hak ettim ben bunu. Çalıştım, kazandım, aldım. Şu an kendimi kazmıyorum, pişmanlık duymamak için. Ama yok, gerçekten pişman değilim çünkü çok seviyordum. Ocağın üstünde de bakalım mı? Gel. Bak şimdi. Nur burada dursun. Dur, hemen geliyorum Aleyna. Bekle sen beni. Tamam. Dur. Bir dakika. Serdan'la kapı bir gelecek. Hiç yanılmadın canım. Yanılmadınız. Çok güzel oldunuz ya. Canımsınız siz benim canlarım, bebeklerim. Şurada. Bak bıçağını al. Vallahi güzel oldu. Hiç pişman değilim. Kendimi gazlamaya devam ederken. Özellikle Ramazan'da ne güzel olur. Hani az az yemek pişer ya, şunu da çorbaya pişiririm. Şunu da ana yemeği. Şunda da bir şeyi, su yemeği. Çayımızı demlerim sonrasında. İnşallah Rabbim o günleri göstersin de. Diyorum ki, Aleyna giderse diyorum, şu üçüm dördümüze yeter akşam yemeğine. Bunu da yemek de yaparım diyorum. Bir de bir boy büyüğü var. Biraz kullanayım, memnun kalırsam bir boy büyüğü var. Onu da çektim orada. Memnun kalırsam onu da alacağım. Bir boy büyüğünü. Yok hani yeme, memnun kalma olayı da şey, dibine tutar mı pişirirken, onu test edeceğim. Anneme sordum, dibine tutar dedi. Bakacağız artık ona. Neyse, nasıl zamanla. Ama güzel değiller mi? Çok da güzeller. İyi ki de aldım. Oh ettim de aldım. Şimdi bunları güzelce yıkayıp kurulayım. Bugün dün pide yediğimiz için bugün menüde kaçınılmaz son kabak tarator var. Bugün yine kabak tarator yiyeceğiz. Sana da yeşil mercimek yemeğimiz var. Hayır. Şahane bir yemek. Hayır. Efsane bir yemek. Keşke yeşil mercimek yesem de. Sonra görüşürüz. Keşke yeşil mercimek yesem de kabak yemesem. Ben şunları önce dolabıma yerleştireyim güzelce nem. Sonra da havuç şey, kabaklarımızı havuçlayalım. Kabaklarımızı rendeleyelim, güzel bir kabak tarator yapalım. Kabaklarımızı soteleyip yoğurtladık. Aleyna diyorum ki üzerine de biraz pul biber serptim. Aleyna diyorum ki gel cezamızı çekelim. Dün pide yemenin cezası bu. Artık kabaktan iyice bıktık. Zor gidiyor yani. Pek böyle severek yemiyoruz. Biraz zorluyor artık arkadaşlar. Çöpük alsam değil. Evet, o biraz büyük ama. Yine biz ve yeşil çayımız. Aydanur gitti. Aydanur pes etti. Yeşil çay da içmiyor. İçerinin ışığını evet. Sen mi yaktın? Evet. Ay elim uyuşmuş. Aysim erkenden uyumuş. Ben geldiğimde uyumuştu. Ben spora gittim geldim. Aleyna da yürüyüşe gitmiş. Biz gelmeye Aydanur değil. Çocuklarımın adını karıştırdım. Eyvallah olsun. Aysima uyumuştu. Şimdi Aydınur da biraz başım ağrıyor dedi. Bugün biraz benim de başım ağrıdı nedense. Akşam üzeri Adiviye ablayla konuştum. O da baş ağrısı söyledi. Acaba neyden böyle bir dönüşümsel bir baş ağrısı mı var? Neydi bu? Bugün benim de hafif bir baş ağrım vardı. Şu an biraz azaldı. Spor yapıp duş dalınca rahatladım çok şükür. O kadar kalmadı baş ağrım. Şimdi Aleyna ile baş başa, yarın da baş başa olacağız. Aleyna'ya diyorum ki çok geç uyanma da, bugün çok geç uyandı. Yok. Kahvaltıda geç uyan, ya pardon geç uyandı demeyin, ben geç geldim sen kahvaltıya geç, evet. Yani burada yapamadık kahvaltıyı. Öğle ezan okunuyordu, çok sıcaktı, içeride yaptım. Diyorum ki yarın çok geç kalma da kahvaltımızı burada yapalım. Yarın yine Aydanur dershaneye gidecek, Aysima camiye. Baş başayız. Ben buradayım artık. Baş başayız. Gerçek eğlence. Senin de bu hafta. Haftaya da sen yoksun. Haftaya da Aleyna işe gidiyor. Aydanur'la baş başa kalacağız. İşte biriniz gidin, biriniz gelin. Böyle hep yanımda biriniz olun ama. Burada güzel. Serin havada diyorum. Erken kalk da serin havada kahvaltı yapalım diyorum. Saat 11-12 olduktan sonra şey olmuyor. Buranın tadı kaçıyor, ısınıyor iyice. Çay içilmiyor yani. Serin havada çok güzel çay içilir.
Yarın diyorum Aleyna'ya erken kalk da güzel bir çay içelim. Güzel kahvaltı yapalım burada. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Biz artık gece moduna geçtik. Huya Aydanur diyordu ki gündüz 1-2 saat uyuyayım da gece 2-3'e kadar oturacağım. Gece serin oluyor, gündüz sıcak oluyor oturuyor, diyordu. Uyumadım, oturuyor. Otursa da uyur o birazdan. Sabah dershaneye gidecek. Uyanamaz ki. 3'e kadar otursa. Aşağı da bayağı şenlikli. Komşularımız aşağıdılar. Artık yavaş yavaş veda vakti geldi arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.